Çok kıymetli muhtarlarımız, Turgutlu'nun kıymetli sivil toplum örgütü başkanları, esnaf odası başkanları, Turgutlu'nun çok kıymetli kanaat önderleri, bugün kendi memleketimde çok sayıda akrabamın yaşadığı, çok kıymetli siyaset arkadaşlarımın olduğu kasabamızda sizlerle birlikteyiz. Manisa'da mazbatayı almadan bir gün önce, seçimden iki gün sonra Manisa'da hemşerilerimizle kucaklaşmıştık. Ardından resmi ilk program için Hatay'a, deprem bölgesine gitmiştik. Onun dışında belli yerlerde belli programlarımız oldu, ancak bir ilçe programı, bir belediye ziyareti, belediyemizin açılışları, yeni temel atmaları ve önümüzdeki dönemdeki adaylığına yönelik olarak ilk çalışma gününü Manisa'mızın Turgutlu'sunda, kasabada, bizi her geldiğimizde bağrına basan belediye başkanımız sevgili Çetin Akın'a, ekibine sahip çıkan, kendi geleceğine sahip çıkan bu güzel ilçede sizlerle birlikteyim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İl başkanımız burada. Türkiye'deki 4 kadın il başkanından bir tanesi partimizdeki. İlçe başkanımız Hasan Ayma hepimizi selamladı. Sevgili Bekir Başevirgen, Turgutlu'muzun evladı, hepinizin evladı, hepimizin göz bebeği milletvekilimiz. Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar'dan milletvekilimiz, bizim çalışma arkadaşımız. Akhisar'ın çok çalışkan, Çetin Akın'ın yol arkadaşı, birbirlerine sürekli omuz vererek çalıştıkları değerli belediye başkanı Besim Dutlulu burada. Ve ümit ediyorum sizlerin destekleriyle yaptığımız bütün kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan ve sahayı saran heyecanla Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne emanet edeceğimiz, henüz 40'lı yaşlarının başlarında Mimarlar Odası Başkanlığı'ndan gelen, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önemli bir görevi uzun süre üstlenmiş olan, hepimizin göz bebeği, Manisa'nın yarınlarını kendisine emanet edeceğimiz Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ferdi Zeyrek aramızda. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Bu kahvaltıda sizlerle birlikte olmak hepimiz için büyük gurur. Tabii ki hem bu salonda hem de Çetin Akın'ın hizmet ettiği Turgutlu'nun 4 köşesinde sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. Belediyecilik hizmeti bir parti hizmeti değil. Turgutlu bunu geçmişte yaşadı. Bir belediyeyi bir partinin aidiyetine verip o parti için istihdam alanına dönüştürüp o partinin ideolojisine göre hizmet üretme anlayışını Turgutlu geçmiş dönemlerde birkaç kez deneyimledi ve reddetti. Turgutlu kasabaya hizmet edecek, sokaklarında dolaşacak, taziyesine koşturacak, düğün evinde gidip düğün evindekilerle birlikte eğlenecek, mutluluğu yaşayacak, yas evinde yası paylaşacak, bir kendi öz evladını partiler üstü bir şekilde desteklemeyi tercih etti. O da üzerine düşeni yaptı. Biz de yaptığımız bütün ölçümlerde, çünkü biz babamızın oğlu olsa, kız kardeşimiz olsa, memnuniyet anketinde eğer bir noktada değilse, seçildiğinden ileride değilse, o beldenin, o ilçenin, o şehrin onayını almadıysa kimseyi aday göstermiyoruz. Burada Çetin Akın'ın memnuniyet anketi karnedir. Karnesine baktık, Turgutlulara sorduk. Bir mahalleye, bir partinin üyelerine değil, Çetin Bektaş'a da sorduk.
Turgutlu'nun en merkezinde en çok oy aldığımız mahalleye de sorduk. En az oy aldığımız mahalleye de sorduk. Çetin Akın'ın karnesini gördük. Sizden 5 peki aferin almış, kendisini takdir ediyoruz. Tekrar onaylarınıza sunuyoruz. Bundan sonra da Turgutlu'ya hizmet etmeye devam edecek. Bugün aylar önce açılışını yaptığımız, daha doğrusu temelini attığımız bir tesisin açılışına çağırdı. Aradığında inanmadım. Dedim bitmiş olamaz. Koca bir çarşı büyük bir ihtiyacı karşılayacak. 175 bin metrekare başkanım. 18 bin, 17 bin 500 metrekare sanayi çarşısının temelini atmıştık. Bugün açılışa çağırıyor. Cuma pazarının ve otoparkın temelini atmıştık. Bugün açılışa çağırıyor. Turgutlu Cem Evi'nin temelini atmıştık. Bugün açılışa çağırıyor. Çok amaçlı bir salon açılışı vardı. Temel atmıştık. Binası bittiğinde ince işçiliği yapılırken görmüştük. Bugün açılışına çağırıyor. Ama bir yandan da 400 kişilik bir kültür sanat merkezinin Turgutlu'da kimin ihtiyacı olursa yararlanabileceği, tiyatronun, sinemanın, konserlerin, siyasi partilerin tamamının hizmet alabileceği, odalarımızın yararlanacağı, başkanlarımızın yararlanacağı bir kültür ve sanat merkezinin temelini atmaya çağırdılar. Hem yaptıkları için hem bundan sonra yapacakları için ben belediye başkanımıza, yardımcılarına ve tüm siyasi partilerden belediye meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Değerli muhtarlarım, bazen şöyle bir şey olur. Düğün yaparsınız, en yakınınızı unutursunuz. O küsmez. En yakınımda oturuyor, en yakınlarımdan birisi. Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu da aramızda. Kendisine de hoş geldiniz diyoruz. İzmir'den Karşıyaka Belediye Başkanımız, Kemalpaşa Belediye Başkanımız toplantımıza geldiler. Sizlerle birlikteler. Onlara da bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Değerli muhtarlarım, değerli başkanlarım, biliyorsunuz Türkiye hangi görüşten olursa olsun büyük bir ekonomik krizin altında ezilen milyonların yaşadığı bir ülke. Bugün esnaf zor durumda. Bugün çiftçi zor durumda. Bugün çalışanlar zor durumda. Bugün çok önemli miktarda emekliler ise perişan durumda. Enflasyon rakamları açıklanıyor. Enflasyon rakamlarına göre geçen yılın enflasyonu telafi ediliyor göya. Ama bu yıl o maaş hızla erimeye başlıyor ve insanlar gerçekten güçlük yaşıyorlar. Enflasyon rakamları gerçek açıklansa, hiç olmazsa geçen yıldaki enflasyon telafi edilmiş olur. Paranın satın alma gücü 1 Ocak'ta geçen yılki seviyesine gelir. Şimdiki erimeyi konuşuruz. Ama TÜİK geçen sene enflasyonu kendi resmi rakamlarına göre %72 olarak açıkladı. Oysa hepimiz biliyoruz ki gerçek enflasyon, yani bir yıl önce 100 liralık bir mal 200 lira, 220 lira, 230 lira oldu. Gerçek enflasyonun %128 ila %170 arasında çeşitli ürünler için değiştiğini hepimiz biliyoruz. Uç olarak fiyatı 1'e 3, 1'e 4 katlanan örnekler de var ama %120'nin altında zam alan hiçbir şey yok. Biz bu yüksek enflasyonun fiyat artışına itiraz ederken yapılan seçimlerde 2023 yılında tek haneli enflasyon vaadinde bulunan iktidar partisi 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde hem Cumhurbaşkanlığı adaylarında hem de iktidar partisi milletimizin teveccühüyle iktidarını korudu.
Ne diyorlardı? Seçimden sonra fiyatlar düşecek. 2023 enflasyon hedefi tek haneliydi. Elbette olmayacağı belliydi. Ama hızla fiyatların belini kıracağız diyorlardı. Bir küçük çalışma yaptık. Bakın, sadece İstanbul Ticaret Odası'nın hesabına göre, verilerine göre gıda fiyatlarındaki artış %80.5. Oysa dünyada bu yıl gıda fiyatlarında %10 oranında düşüş yaşandı. Bu iktidar değiştiği günden bugüne kadar benzine bakın. Bu iktidar yeniden yetki aldı 28 Mayıs'tan şu ana kadar. Daha Mayıs ayına 4 ay var. Benzin %85 zamlandı. Mazot %109 zamlandı. Ekmek %60 zamlandı. Makarna %91 zamlandı. Yumurta %55 zamlandı. Bunu nerede söylüyorum? Bunu bir televizyon programında söylemiyorum. Bunu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 61 muhtarımızın gözünün önünde esnaf odası başkanlarının gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Bu söylediğim rakamın eksiği var. İtiraz eden olur. Yumurta %55 olmadı, %75 zamlandı diyen olur, haklıdır. Ama en düşük hesaplamalarla yumurta %55 zamlanmış, makarna %90 zamlanmış. Bu şartlar altında Turgutlu'da binlerce emekli 7500 lira emekli maaşı alıyor. Bir emekli 2002 yılında bu iktidar geldiğinde 1'e 1,5 emekli maaşı alıyordu asgari ücrete göre. Yani asgari ücretin %50 fazlasıydı en düşük emekli maaşı. Yalanın varsa, eksikse bir kişi çıksın desin ki Özgür Özel yanlış söylüyor. 2002 yılında emekli maaşı asgari ücretin %50 üzerinde değildi desin. %50 üzerindeydi. Bugün asgari ücret yeterli değil ama 17 bin lira. Bu hesaba göre emekli maaşının bugün en düşüğünün 25 bin lira olması lazım ama 7500 lira. Bugün esnafın durumu niye kötü diye bakan öyle makroekonomik göstergelere falan bakmayacak. Emekliye parayı yut diye vermiyorlar. Tut diye veriyor. Bankadan alıyor, geliyor esnafta harcıyor. Bugün Turgutlu ekonomisi bu durumdaysa emeklinin eline 7500 lira geçtiği içindir. Asgari ücretlinin eline 14000 lira geçtiği içindir. Bakın, Turgutlu Belediye Başkanımıza sordum. Belediyemizdeki en düşük ücret nedir dedim. Dedi ki %146 oranında uyguluyoruz. 24800 lira. Doğru mu başkanım? Belediyemizde en az maaş 24800. Çevir yoldan sor. Yetiyor mu bu para diye, yetmez. Kira ortada, masraflar ortada ama biz hiç olmazsa asgari ücretin %50 üzerini vererek emekçimizi ezdirmemeye çalışıyoruz. Oysa bu hükümet 7500 lira vererek emeklisini ezdirmemeyi bırakın, açlığa, sefalete, başkasının eline bakmaya muhtaç etmiş durumdadır. Eskiden emekli maaşları evlatların desteklendiği, torunların okutulduğu, karne hediyeleri verilebildiği, düğünlere gidildiğinde altın takıldığı bir seviyeden bugün karnını doyuramaz, hele hele evi de kiraysa karnını doyuramaz bir noktaya gelmiştir. O yüzden buradan bütün siyasi partilere sesleniyoruz. Emekliler hepsi ne CHP'lidir, ne İyi Partilidir, ne de bir siyasi görüştendir. Emekliler her siyasi partiden olabilir ama hepimizin minnet borçlu olduğu, bu ülke bu noktalara gelene kadar çalışmış, alın teri akıtmış, göz nuru dökmüş, evlatlar yetiştirmiş ve hepimize emanet büyüklerimizdir. Bu 7500 lirayı önümüzdeki hafta derhal, bizim önerimiz
kanun teklifimiz var. En az asgari ücret seviyesine çıkarmak durumundayız. Bu çağrıyı Turgutlu'dan Türkiye'ye yapıyoruz. ENAK'a göre enflasyon %127. ENAK, enflasyon araştırma grubu. Bunların hepsi üniversitede akademisyen. Bunların hepsi fiyatları karşılaştırıyorlar. Resmi olarak neye baktılar? Geçen sene kaç para, bu sene kaç para diye fiyatları hesap edip enflasyonu ilan ediyorlar. Bakın, enflasyon hesabı TÜİK'e göre %64 olarak yapılıp da çalışanların ve emeklilerin maaşları buna göre ödendiği için memur %49, emekli %37 zam aldı. Oysa gerçek enflasyon hesaplansaydı %35'er bunun üzerinde zam alacaklardı. Bugün maaş çeken herkes bankadan maaşını çeksin. Kaç para çekiyorsun? 15 bin lira çekiyorum. Bil ki 4500 lirasını, %30'unu cebinden TÜİK çalmıştır. 25 bin lira maaş çekenin 7500 lirası hesap oyunlarıyla çalınmıştır. 30 bin lira maaşı olanın 9 bin lirası TÜİK'in hesabıyla cebinizden alınmıştır. Eğer gerçek enflasyon hesaplansa bugünkünün %35 üzerinde bir maaş alacaktınız. O yüzden muhalefet partileri enflasyona, TÜİK'e isyan ederken TÜİK'in kısaltması ne? Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Erdoğan'ı üzmüyor ama emekliyi üzüyor. Tayyip Erdoğan'ı üzmüyor, çalışanı üzüyor. Tayyip Erdoğan'ın bir dediğini iki etmiyor ama esnafı perişan ediyor. O yüzden ben muhtarlarıma şunu hatırlatmak isterim. Genel seçimler insanların siyasi tercihlerine göre oy verdikleri seçimlerdi. Biz genel seçimlerde bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye taliptik. Çok da iyi bir noktaya geldik ama ikinci turda %1,5 gibi bir oy farkıyla iktidara gelemedik. Gelseydik bambaşka şeyler olacaktı. Ama bugün etkin bir denetim yapma, sorunları dile getirme ve 4 yıl boyunca kim sıkıntı çekiyorsa sıkıntısını dile getirmek boynumuzun borcu. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçim bir genel seçim değil. Genel seçimde insanlar oy verirken maalesef şöyle korkutuldular. Sonradan kabul edilen sahte videolar çekildi. Yalan olduğu çıktı ama TRT verdi. Dünya kadar yandaş kanal verdi. İnsanlar inandı ve insanlardan şu şekilde oy aldılar. Evet, açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, oyu bana vermelisin. Yoksa ezanı durduracaklar. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa ülkeyi böldürecekler. Seçim geçti gitti. Turgutlu'da sabah ezanını okuyan müezzinin promosyon hakkını yine Cumhuriyet Halk Partililer savunuyor. Seçim geldi geçti ama sınır boylarında bayrak dalgalansın diye nöbet tutan uzman çavuşun özlük haklarını yine Cumhuriyet Halk Partililer savunuyor. Biz bu ülkeyi kuran iradeyiz. İçimizde bakın burada bir tane bedelli askerlik yapan yok. Bir tane bedelli askerlik yok. Hepsi, hepimiz çektik kurayı. Kimimiz Kuzey Irak'a gittik, kimimiz Ardahan'a gittik, kimimiz memleketin Türk bayrağının dalgalandığı bir yere gittik. O yüzden kimse Atatürk'ün kurduğu partinin milliyetçiliğini, vatanseverliğini sorgulamasın. Ama gerçek vatansever, gerçek milliyetçi de emeklisine, emekçisine, çalışanına, gencine sahip çıkan, onları yoksul, aç bırakmayan,
ele güne muhtaç bırakmayanlardır. Memleketimize hep beraber sahip çıkacağız. Bu seçim, yerel seçim, bu seçimde enflasyondan şikayeti olan, maaşından şikayeti olan ve mevcut belediyesinden şikayeti olmayan bütün Turgutluluları bu seçimde iktidara bir sarı kart göstermeye, bak seçimde oy verdik ama halimizden memnun değiliz, İyi yönetimi destek oluyoruz ve sana bir sarı kart gösteriyoruz demeye davet ediyorum. Bu kadar zamma, bu kadar zamma, bu kadar enflasyona, bu kadar işsizliğe rağmen iktidar partisi oylarını koruyacak olursa emin olun kimseyi kollamayacak. Diyecek ki şartlar ne olursa olsun oy veriyorlar. Ama bu seçimde gösterilecek bir sarı kart pabucun pahalı olduğunu, emekliye emekçiye sırt dönenin, esnafı bu halde bırakanın ve bu ülkenin yoksulluk sorununu çözmemenin bir bedeli olduğunu görecek. Öbür yanda vereceğiniz her oy, geçmiş dönem vermemiş olabilirler ama iyi yönetilen bir şehre, namuslu çalışkan bir belediye başkanına, gecesini gündüzüne katarak şehrine sahip çıkan yerel yöneticiye de teşviktir. Turgutlu'nun geçmişte neler çektiğini, nasıl bir partizanlıkla yönetildiğini, nasıl hizmetin bir gruba olduğunu ve büyük kesimlerin nasıl unutulduğunu hep birlikte yaşadık. Bu dönem kanınca, kararınca belediyenin bütün gücü oranında 140 milyon mu ne kadar borç devraldık? 54 milyon, 8 milyon dolardı bugün. 8 milyon dolar, 54 milyon o günün parası. Bugünün parasıyla 240 milyon TL borç devraldı başkan. Çıkarken sordum, 1 TL cari borcum yok diyor. Şu demek o, esnafa, müteahhite, çalışana, Turgutlu'ya, bu salonda, bu şehirde belediyemizden alacaklı kimse yok. Varsa biliyorum borcu var belediyenin desin çıksın. 240 milyon TL borcu devraldık bugünkü parayla. 5 yıl önce 54 milyon TL'ydi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı sizin karşınıza geçmiş, alnı açık başı dik, 1 TL cari borç bırakmadım diyor. Belediyeyi maaş ödeyemez halde bırakanlardan kendi aralarında senin olacak benim olacak çekişmesiyle kasabayı yalnız bırakanlardan kasabayı kendi evladı eliyle bugünlere getiren bir siyasetin, bir hizmetin, bir mücadelenin Turgutlular tarafından ödüllendirilmesini bekliyorum. Siz bulunduğunuz mahallenin, semtin kanaat önderlerisiniz. Muhtar, belediye başkanından, milletvekilinden çok daha demokratik bir şekilde seçiliyor. Yakada rozet yok arkadaş. Takmış adam yakasına altı oku, arkasında milyonlarca üye, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi, ben seçildim diyor değil mi? Öbüründe ampul var, Tayyip Erdoğan'ın gücü var, iktidarın gücü var, devletin gücü var. Ben seçildim diyor, milletvekili oldum diyor. Öbürü dokuz ışık doktrininden geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücü var, Devlet Bahçeli'nin gücü var. Ben seçildim geldim buraya diyor. Ya muhtarın rozeti yok, bütçesi yok. Aday oluyor, pusulasını bile kendisi bastırıyor. Kapı kapı dolaşıyor doğrudan demokrasiyle. Yani namusuna güvenildiği için, yani temiz bir insan olduğu için, hakkımı savunur diye insanlar düşündüğü için göreve geliyor. Yani bu muhtar mahallenin kanaat önderi, vicdanı, aklı demek. Ben bütün muhtarlarımızdan bugüne kadar bu kapı açıktı. Ayağınıza gelmese bugün buraya gelmezsiniz. 61 muhtarın 58'i burada, 3'ü mazeretli.
Ne zaman arasanız belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bizler buradayız. Telefonumuz açık. Ama sayın muhtarlarım, bu seçimde biz marifet iltifata tabidir diyoruz. Bu genç kasabalı delikanlıyı mahcup etmeyin. Emeğinin karşılığını alsın. Geçen sefer aldığı oyları alacak. Fazlasını alsın. Biz de bundan sonra Manisa'nın bir evladı genel başkanı olarak başkanımız ne noktada destek istiyorsa, Avrupa'nın hangi şehriyle kardeş şehir olacaksa, hangi büyük şehrimizle ilişkilendireceksek, kasabaya unutulmaz eserler kazandıracağı bir 5 yıl için evladınız Çetin Arı'yı size emanet ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.